Soma iddianamesi şu an itibariyle Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş durumda ve şu an itibariyle kabul edilip edilmediği belli değil. 9 Mart'a kadar Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirme süreci var. 9 Mart'a kadar bekleyeceğiz. Eğer 9 Mart'a kadar kabul edilip edilmediği yönde olumlu veya olumsuz bir karar verilmezse mutlaka kabul edildiği ve duruşma günü verilmesi gerekiyor. Kanun, ceza usul mahkemeleri kanunu gereği bu şekilde işleyecek bir süreç var. Bilindiği üzere 13 Mayıs 2014 tarihinde bu üzücü olay meydana geldi. 301 tane maden işçimiz öldü ve birçok madencimiz de bu olay nedeniyle yaralanması oldu. Ekim ayında bir iddianame tanzim edildi. Ekim ayında tanzim edilen iddianame Kasım ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 gerekçeyle reddedildi. Bu gerekçeler nelerdir? İddianamede suçtan zarar görenlerin kimlik bilgilerine yer verilmeyerek müşteki olarak gösterilmemesi ve yaralananların gelen adli muayene raporlarında basit tıbbi müdahaleyle gidebilir dediği halde olayın yer altında gerçekleşmesi nedeniyle bu olay nedeniyle hayatı tehlikeleri geçirdiği öngörülüyordu. İkinci husus buydu. Bir diğer husus, şüphelilerin kaza olan madende hangi görevi ifa ettikleri ve bu görevi ifa ederlerken bu görevlerine ilişkin olarak hangi değerlendirmeler yapıldığı delillerle desteklenmemişti. Bir de dördüncü red sebebi de sabit gaz ölçüm cihazlarına ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporun beklenmeden iddianamenin tanzim edilmesiydi. Bu iddianame tanzim edildikten sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi reddetti. Dosya Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden de iki talebin reddi yönünde görüş geldi ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı da bu iki tane eksikliği giderip tekrardan davasını açtı. Şu an itibariyle 9 Mart'a kadar bir sürecimiz var. 9 Mart'a kadar o mahkemenin takdirine olan bir husus. Onun olup olmayacağı belli değil. Belki 9 Mart'tan önce de açıklar. Belki 9 Mart'a kadar, son gününe kadar da bekler. Ama şu an itibariyle daha iddianame kabul edilmedi. Kabul edilmez. Biz sizlerle paylaşacağız. Adil ve hızlı yargılama bir yapılması için biz Manisa Barosu olarak da bu davanın takipçisi olacağız. İlk duruşma tarihi en yakın ne zamana verilebilir? Kabul edildikten sonra. Şahsi kanaatim önümüzdeki ay için, Nisan ayında, eğer kabul edilirse Nisan ayı içinde olması öngörülür. Nisan ayı içinde bir ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görüştüğüm kadarıyla ayrı çok kapsamlı, çok geniş katılımlı bir dava olduğundan dolayı Akhisar Adliyesi'nde değil başka bir adliyenin dışında bir yerde yapılacağı öngörülüyor duruşmanın.